Meltem'in adını, onun adını yazalım. Tabii tabii onu yazalım. Fatma Ildır. Fatma? Fatma Ildır bu. Cep olur. 0537. Evet. Bir adres de alalım. 2009 sokak. 25 numara. İsterseniz güzel olur, aynen öyle. Evet, evet. Yaklaşık 7 sene önce Özlem ile tanıştım. Kemoterapi tedavisi, ardından ağrılı iyilik nakli, uzun süren bir tedavi. Sonrasında da kendimi Özlem'de buldum. Ben kendimle Özlem'i yapmamış bir kişi olaraktan Özlem'in yardımlarından tabii ki yararlandım ve çokça yararlandım. Bu konuda Özlem'e ve kurucu başkanımız Üstün Özer Bey'e çok teşekkür ederiz. Burada manevi destek de çok önemli, sosyal destek çünkü hastane sürecinde çok içinize kapanıyorsunuz, uzun süre hastanede kalıyorsunuz. Sonrasında tabii ki çevreye alışmak çok kolay olmuyor. Bu konuda Lösev'in desteği çok oldu. Ama şöyle, ben dışarıda hiç iş imkanı bulamadım. Lösev bu konuda kapılarını çok sağ olsun açtı bana. %84 engelliyim. Hastalığımdan kalan engellerim var. Onun için dışarıda iş vermedi. Engel oyunum yüksek olduğu için ve çok mağdur oldum açıkçası. Bizim işimize yaramazsın diyen bile oldu. Maalesef bununla karşılaştım. Lösev'e zaten gelip gidiyordum bir süre. Öyle iyileştikten sonra etkinlikleri, işte bazı programlar falan olduğu sürece geldim gittim. Sonrasında da LÖSEV'e iş başvurusu olarak, yani ben açıkçası kendi başvuru yapmadım ama LÖSEV durumu biliyordu zaten çalışanları. Durumu bildiği için sağ olsunlar bana bu teklifle geldiler. Şu anda Ömrü ve Sosyal Hizmetler Destek Birimindeyim. Ailelerle, gelen gönüllü arkadaşlarımızla, bağışçılarımızla ilgileniyorum. İyileşmiş bir kişiler, evet, aile çok başka bakıyor. Hani söylüyorsunuz, ben de iyileşmiş bir gencim. Benim evladım umarım bir gün bu yerlere gelebilir diyorlar. Yani bu derece iyileşebilir, bu derece sağlıklı kavuşabilir diyorlar. Onları umut oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Sabır, zaman ve mutluluk. Yani hiçbir zaman ümitlerini yitirmesinler, hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Çünkü geçen bir hastalık. Evet, süreci çok uzun, maddi manevi yıpratan bir süreç. Ama yanlarında destek verenleri var. Özellikle kayıt olmamış varsa LÖSEV'e lütfen çağrımı duysunlar ve LÖSEV'e başvursunlar. Malum kurban ayındayız, kurban dönemindeyiz. Önümüz kurban bayramı ve her kurban LÖSEV'in çocuklara can. Bunu da unutmayalım lütfen. Bağışlarınızı bekliyoruz. Çocuklarımızın taze et ve et ürünlerinden faydalanması bizler için çok önemli. Onlar için her yapmış olduğumuz bağış onlara bir can demektir. Burada İzmir LÖSEV ofisinde çalışıyorum. Ben ilk başta LÖSEV ailesinden olarak zaten LÖSEV'i yenmiş bir gencim aynı zamanda. Benim tedavim ilk başta Ankara'da gerçekleşti. Lösante'de tedavi olmuş bir hastayım. Daha doğrusu iyileşmiş bir bireyim. Burada işte LÖSEV, Lösante'de Halkla İlişkiler Biriminde çalışıyorum diğer personel arkadaşlarımla beraber. 98 senesi veya 90 senesinin işte son yıllarına doğru diyeyim ben size. Yani çok hani aklım yetmediği yaşlar.
O yüzden pek hatırlamıyorum ama ortalama bir 4 veya 5 yaşında falandım. Ortalama olarak bir 3,5-4 sene sürdü tedavi süreci. Sadece hani sağlık adı altında değil, sağlık kurtulduktan sonra, hani beni hayata bağladıktan sonra devamında eğitim için, eğitimde de yanımda oldular. Eğitimi geçiyorum, normal zamanda aileme destek olmak açısıyla, onun haricinde kılık, kıyafet, et yardımı, aklınıza gelebilecek bütün kırtasiye ürünleri dahil olmak üzere her şeyde yardım ettiler bana. Onun haricinde de işte okulum bitti sayılır aslında. Ne okuyorsunuz? 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum ben, mekatronik bölümünde. Şu an için burada çalışıyorum ama bilmiyorum, aslında eğitimimde gidişatını farklı yöne çekmek gibi bir düşüncem de var. Burada iş hayatına girdikten sonra. Bakalım hayırlısı. Tabii ki biz halkla ilişkiler olarak genelde yıl içerisinde, eğitim öğretim yılı içerisinde okulları da ziyarete gidiyoruz. Onlara seminer veriyoruz. Lösemi nedir, lösemi nedir, tedavileri nelerdir, nasıl teşhis konulur, neler yapıyoruz, misyonumuzu ve vizyonumuzu anlatıyoruz. Genellikle bütün öğrenci, ilkokulundan tutun da üniversite öğrencilerine kadar. Ben bizzat oraya gidince, iki kişi olarak gitmek kaydıyla beraber oraya gidince, ben kendimi hani bizzat karşılarında görünce ilk başta şaşırıyorlar tabii. Sunumun sonunda, seminerin sonunda ben bunu gerçekleştiriyorum. Tedavi olduğuma dair yanımda fotoğraflarım oluyor. O döneme ait ilgili hastalığıma dair görsel, işte değişikliklerimden söz konusu olan şeyleri gösteriyorum ben onlara. Hepsi şaşırıyor, işte montaj mıdır, işte nasıl olur falan filan diye. Bayağı bir iç açıcı, hatta bayağı bir böyle bilgilendirici olarak motive oluyorlar. Motive oluyorlar.